Bilgisayar grafikleriyle ilgilenmeye nasıl başladın? Seni buna çeken şey neydi? 1995 yılındaki Oyuncak Hikayesi filmi. Lisedeyken yıllık hazırlama grubunda çalışmıştım. Bu son derece grafiksel beceri gerektiren sanatsal bir işti. Ama aynı zamanda matematikte de çok iyiydim. Üniversiteye gittiğim zaman bu ikisinin bir araya geldiği büyülü bir alan olduğunu keşfettim. Okula gidip matematik ve programlama öğreniyor ama sonunda ortaya sanatsal bir şey çıkarabiliyordum. Pixar'da ilk işe başladığımda görüntü oluşturma yazılım mühendisiydim. Yani görevim görüntü oluşturma denklemlerinin hesaplamalarını yapmaktı. Zaman içinde yazılımdan prodüksiyon tarafına geçtim. Şu anda da bir filmin başından sonuna tüm görüntü oluşturma sürecinin ve film için gerekli tüm yeni teknoloji işlemlerinin başındayım. Tam ünvanım Global Teknoloji ve Görüntü Oluşturma Yöneticisi. Bence Pixar'ın karşı karşıya kaldığı en büyük problemlerden biri ölçeklenebilirlik. Görüntü oluşturma giderek daha pahalı hale geliyor. Görüntüler daha gerçekçi oldukça iş daha pahalılaşıyor ve işi yapmak için daha fazla bilgisayara ihtiyaç duyuluyor. Daha fazla bilgisayar işin içine girince de tüm bu bilgisayar sisteminin verimli çalışmasını sağlamak zorlaşıyor. Tüm bunlar bir filmi oluştururken karşılanabilir bir maliyet seviyesinde kalınması açısından çok önemli. Açıkçası matematikte çok iyi olmama nedenlerinden biri de diyabet hastası olmam. 5 yaşından beri tip 1 diyabetliyim ve diyabette her şey denklemden ibarettir. Mesela 15 gram karbonhidrat yerseniz bu bir ünite insüline denk gelir gibi gibi. Aslında artık bunun için bir çizelgem var. Muhteşem bir teknoloji. Her 5 dakikada bir kan şekerimi gösteriyor. Yükselip alçalmalara bakıyorum. Bunun en son ne kadar yediğimle bağlantısını kuruyorum. Ve eğer sonuç buysa, bunu gelecek sefer ne kadar değiştirebilirim diye düşünüyorum. Böyle bir ilerlemeyle durumu nasıl düzeltebilirim sorusu aslında Pixar Render çiftliğinde yaptığımız verilerden sonucu tahmin etme işine çok uygun. Çiftlikte de modellere ve gidişata bakarak gelecek sefer sonucu ne şekilde değiştirebilirim diye düşünüyoruz.